Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 3D Max'ten D5'e aktarım nasıl gerçekleşir ve Max içerisindeki D5 araç çubuk özelliklerini öğreneceğiz. Şimdi ilk olarak Max'ten D5'e aktarım gördüğünüz gibi şuradaki D5 ikonuna tıkladığınızda sahnemizi D5'e aktaracaktır. Fakat SketchUp'da olduğu gibi e, kesinlikle Max dosyanızı kaydetmeniz gerekiyor. Yoksa uyarı hatası alırsanız ben daha önceden Max sahnemi kaydettim. Ve şimdi buradaki ikona tıkladığımda Live Sync Loading başladı. Şimdi sahnemi buraya aktaracak. Evet gördüğünüz gibi modelimiz başarılı bir şekilde aktarıldı. Şimdi buradaki özelliklere bakalım. Birincisi Live Sync özelliği. Live Sync özelliği sahnenizde anlık olarak değiştirdiğiniz ne varsa hızlı bir şekilde D5'e aktarım gerçekleştirir. Mesela ben buraya bir Shaper attım ve gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde geldi. E, silindir atıyorum ve gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bunu da aktardı. Aynı şekilde tekstürlerde de aktarım gerçekleşiyor. Şimdi Live Sync'i kapatıp açabilirsiniz ve şimdi e, bir Shaper oluşturduğumda aktarım gerçekleşmeyecektir. Fakat burayı açtığım zaman artık otomatik olarak içeriye import işlemi gerçekleştiriyor. Gelelim ikinci özelliğimize. Burası kamera özelliğimiz. Yani Max içerisinde döndürdüğüm zaman da anlık olarak B5 içerisinde de dönüş hareketi gerçekleşiyor. Bunu da kapattığınız zaman gördüğünüz gibi D5 render'da dönüş olmuyor. Şimdi bunu yeniden açıyorum. Gördüğünüz gibi eş zamanlı görebilmek için. Gelelim buradaki Sense Case bölümüne. Sense Case bölümü de sahnemizde şu an bir kamera yok. Eğer ki ben bir korona kamera koyuyorum. Şu an sahnemde bir korona kamera var. Ve ben başka bir açıda gene bir kamera koydum. İkinci bir kameramı koydum. Ve daha sonra sense gains'e basarsam şu an mevcutta olan kamera açılarımı D5 render içerisine aktardı. Ve bu şekilde bir daha buradan açı ayarlayıp kaydetmenize gerek yok. Gelelim ikinci özelliği. Burada Max'in e, değişik olan bu özelliği şu işe yarıyor. Burada eğer ki bir kameraya motion yani bir animasyon yaparsanız buradaki yaptığınız animasyonu D5 içerisine aktarmaya yardımcı oluyor. Örnek verelim. Burada ben otokeyimi açtım. Sahnemi, şöyle kameramı getirdim ve bakıyorum. Bir animasyon gerçekleştirdi ve kamera animasyonuna buradaki simgeye tıkladığım anda bir mesaj veriyor. Kamera Animation Created diye. Yani bizim animasyonumuz oluştu. D5 Render içerisinde gördüğünüz gibi animasyonumuzu bu şekilde buraya getiriyor. Güzel bir özellik. Ve gelelim buradaki Light Toolbar'ımıza. Buradaki Light Toolbar'da e, D5 içerisinde ışıklarımızı direkt buradaki Corona gibi Vray ışıklarını Buraya aktarmamıza yardımcı oluyor. Gayet de güzel bir şekilde algılıyor D5 renderi bunları. Ve buradaki yeni özelliklerden bir tanesi de D5 dosyası. Şimdi bu D5 dosyası ne işe yarıyor? Buradaki seçilen e, modelleri direkt D5 formatında kaydediyor. Ve SketchUp'taki gibi gördüğünüz gibi Export File yani Export dosyaları e, Selected Only yani seçilen bir objeyi sadece importla. Keep Group Hierarchy bölümü ise bunları buraya aktardığı zaman burada gruplandırır. Bu tamamen size kalmış bir özellik ve buradaki Export seçeneğine tıkladığınızda Export işlemi gerçekleşiyor. Ve gelelim ikinci bir özelliğe Export SketchUp. Şimdi buradaki seçilen ya da sahnenizi hiçbir plugine ihtiyaç duymadan SketchUp dosyası olarak kaydedebilirsiniz ve SketchUp'ta açabilirsiniz. Gerçekten e, çok güzel olmuş, hiçbir plugine ihtiyaç duymadan bunu yapmak güzel. Şimdi buradaki SketchUp dosyasına baktığımda gördüğünüz gibi selected only yani seçilen objeyi istediğimde export dediğimde SketchUp dosyası olarak kaydeder. Ve burada da settings yani ayarlar bölümü var. Buradaki ayarlar bölümünde Rises Bitmap dediğimiz bölüm bizim tekstürlerin işte 4K vesaire gibi özelliklerini buradan belirleyebilirsiniz. Ama genellikle buradaki standart ayarlarınızı ellememenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi 3D Max'ten e aktarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.